Değerli izleyicilerimiz Fransa'da 1 Ocak itibariyle geçerli olacak. Değerli izleyicilerimiz Fransa'da 1 Ocak itibariyle geçerli olacak yeni askeri ücret belirlendi. Acayip bir zam yapıldı. Yani ben böyle bir zam ne hayatım boyunca gördüm ne de duydum. Bakın 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren asgari ücrete yüzde %0.9 oranında zam yapılacağı açıklandı. Asgari ücretle çalışanların brüt bazda saat ücreti 10.48 eurodan 10.57 euroya yükselirken aylık maaş ise brüt bazda brüt net değil arkadaşlar 14 euroluk artışla 1603 euro, artışta euro olacak. Şimdi arkadaşlar bakın bu olay ne biliyor musunuz? bu zam olayı Avrupa'nın vatandaşına vermiş olduğu bir sadaka. 0.9 arkadaşlar yüzde %0.9. 10.48 Euro'dan 10.57 Euro'ya 0.9. Şimdi bakın arkadaşlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz bunlar? Bunlar emeği sömürmeye devam ediyorlar vatandaşa adeta öl diyorlar. Şimdi bu paranın 1603 euronun özellikle bir, arkadaşlar bu net değil bürüt haberiniz olsun. Kesintileri de var biliyorsunuz. Vergi de alıyorlar yani. Son bir yıl içerisinde çarşıda, markette, pazarda bırakın Fransa'yı Almanya, İsveç, İsviçre, Norveç, Avusturya, Hollanda, bir Finlandiya, İngiltere aklınıza neresi gelirse gıda ürünlerinde en az yüzde 25 oranında fiyatlar arttı. Benzine son bir yıl içerisinde yüzde arkadaşlar 47 oranında en az zam geldi. Sadece ve sadece elektriğe yüzde 33 oranında zam geldi arkadaşlar. Maaşlar aynı. Sosyal yardımlar aynı vatandaş gerçekten bu dönemde devletin uğramış olduğu vergi kaybını sırtında hissediyor. Şimdi Fransa, Almanya, Belçika, Avusturya, Hollanda, İngiltere, Danimarka, Finlandiya, İsveç, İsviçre ve diğer Avrupa ülkeleri hepsinde göreceksiniz. Ocak ayından itibaren daha fazla vergiler alınacak, yeni vergiler yürürlüğe girecek. Koronavirüs döneminde devletler kaybetmiş oldukları vergi kaybını vatandaşın sırtından kazanacaklar. Artık eskisi gibi olmayacak. Avrupa'nın eski rahatlığı da olmayacak. Hesabınızı kitabınızı ona göre yapın. Kiralar arkadaşlar. Almış başını gidiyor, uçmuş vaziyette. 60 metrekare bir ev Hamburg'da 800-900 euro olmuş arkadaşlar. Paris'te yine aynı şekilde diğer ülkelerde kalabalık şehirlerde özellikle almış başını gidiyor kiralar. Artık Avrupa'da ev sahibi olmak da eskisi kadar kolay Eskiden vatandaş şunu yapıyordu. Biraz peşinatı varsa diyordu ki ben kira ödeyeceğime hiç olmazsa 20-25 yıl borçlanırım. Ev sahibi olurum. evimde çoluk çocuğuma kalır diyordu. Şimdi arkadaşlar evlerin fiyatları öyle bir uçmuş ki vatandaşın gidip bankadan kredi alıp onu ödemesi falan imkansız. Sülalesinin torununun torununa kalır o borç. İmkansız. Şimdi burada yapılması gereken şu. Mutlak surette verilen sosyal yardımlar ve maaşlar asgari maaşların yüzde %35 oranında arttırılması gerekiyor. Vatandaşa, Avrupa'nın tamamından bahsediyorum. Devletin yüzde %35 oranında katkı sunması gerekiyor bu, bu iş sadece işveren için yapılacak olan bir şey değil bu yükü işveren kaldıramaz devletin alacağı vergileri düşürmesi ve mutlak surette vatandaşa da yapmış olduğu sosyal yardımları arttırması gerekiyor bakın Almanya'da emekliye önümüzdeki yıldan itibaren yüzde 5.2 oranında zam yapılacaktı yeni hükümet geldi dedi ki biz yüzde 5.2 veremeyiz yüzde düşürdü zaten emekli eğer sosyal yardımlar olmasa açlıktan ölür. 700-800 lira emekli maaşı veriyorlar. Bu 700-800 liranın 500-600'ü zaten kesin ev kirasına gidiyor. anlatıyorum bakın. Elektrik faturası arttı, doğalgaz arttı, yakıt arttı, o arttı, bu arttı. Vatandaşın zaten almış olduğu bu maaşla geçinebilmesi, evinin zorunlu olan mutfak ihtiyaçlarını karşılayabilmesi bile mi imkansız? Yani bunu görüyorum, bunu biliyorum. Başka da bir şey söyleyemem. Ama Burada devletin marketteki, çarşıdaki, pazardaki fiyatları görüp kardeşim bu insanlar geçinemiyor deyip elini taşın altına koyması lazım. Bakın anlattığım ülkeler dünyanın en zengin ülkeleri. Yüzyılda bir meydana gelen böylesine bir salgın karşısında vatandaşının yanında olmayacaksın da ne zaman olacaksın? Hiç kimse bana olur mu kardeşim falan demez. Koronavirüs devam ediyor. Bu koronavirüs en az hırçın bir şekilde Haziran ayına kadar devam edecek. Bu Haziran ayına kadar çoluk çocuğu olan ya da hane başına artı 500 er euro bu devletler istese veremezler mi? Kasalarında para yok mu sanıyorsunuz? Bunlar aman almış olduğumuz para eksilmesin, vergimiz eksilmesin, vatandaşı boş ver. 0.9 Kuruşluk zam yapmışlar. Utanmadan da çıkıp bunu açıklıyorlar. Sadaka bu. Bunun adı maaşa zam falan değil. Bunun adı vatandaşına sadaka vermek demek. Bu nedir arkadaş? Herhalde bu siyasetçilerin marketlerden, çarşıdan, pazardan haberi yok herhalde. Arkadaşlar bakın. Ortalama Avrupa'da maaşlar 1700 euro civarında diye düşünebiliriz. Şu anda vatandaş kazandığının sadece 1100-1200 eurosunu evinin kirasına ve faturalara harcıyor. Gıda yok içerisinde, elbise yok içerisinde, benzin yok içerisinde biliyor musunuz? Eğer sosyal yardım almıyorsa bu vatandaşımızın geçme şansı yok. %55, %60 oranında almış olduğum maaş sadece insani bir şekilde yaşayabilmek için barınma ihtiyacına gidiyorsa, evine ve bu senin evinin faturalarını vesairesine gidiyorsa burada ekonomik olarak bir sorun var demektir. Eskiden bu rakam %30'du, %35'ti arkadaşlar Avrupa'da. Yani kazandığını %30'da %35'ini kirayla ve faturalara ödüyordu. Avrupa fakirleşiyor. Hiç kimse bana şey okumasın. Ya işte Türkiye mülk demez kardeş. Ben Türkiye'yi anlatmıyorum. Ben şu anda Avrupa'yı anlatıyorum. Türkiye ile Avrupa'yı kıyaslamak kadar saçma bir şey yok zaten. Saçma. Yani dünyanın en zengin ülkelerinde Avrupa'da diyoruz. Bak anlatıyoruz böyle böyle diyoruz. Şöyle şimdi kalkıyorsun sen Türkiye'nin ekonomisine kıyaslıyorsun. Türkiye'de kişi başına milli gelir 6500 dolar. Almanya'da 17-18 bin dolar. En düşük rakamları söylüyorum bakın. Yani kıyaslamak doğru mu? Biri süperlik, biri ikincilik. Hani bunu söylerken sakın yanlış anlamayın. Ben Türkiye'yi küçümsemiyorum. Canımız, ciğerimiz, ana vatanımız. Ama rakamlar yalan söylemez. Rakamlar bazında konuşuyorum. Sadece otomotiv sektörü Almanya'nın Türkiye'yi ikiye katlıyor. E şimdi baktığımız zaman bu ülkeleri kıyaslayan biz Avrupa için konuşuyoruz. Avrupa'da param yok kardeşim. Avrupa'nın ekonomisi buna müsait değil mi kardeşim? Niye yapmıyorlar? Niye? Sebep nedir? Çünkü hep bana, hep bana, hep bana özellikle bu siyasetçiler koltuğa oturana kadar atıyorlar. Koltuğa bir oturuyorlar. Yok kardeşim veremeyiz. Ya 0.9 sent zam yapmışlar. Diyorlar ki biz işçilerimizi destekliyor 0.9 ya sakız alamazsın be. Yani Avrupa'da hiçbir şey göründüğü gibi değil. Avrupa eski Avrupa değil. Fakirleşmeye devam ediyor. Önümüzdeki yıl daha da beter olacak. İnşallah olmaz diyoruz. Çünkü milyonlarca vatandaşımız 6 buçuk milyon vatandaşımız Avrupa'dan ekmek yiyor. O nedenle Avrupa'nın kalkınması bizim de faydamıza. Bu konuyla ilgili olarak sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa bunları gerek videolarımızın altındaki yorum bölümüne yazarak ya da kanalımızın sosyal medya hesaplarından bana ulaştırabilirsiniz. Benim sizden tek bir ricam var. Lütfen videolarımızı beğenelim ve kanalımıza da mutlak surette abone olalım. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.